Merhaba arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere kuşlarıma yaptığım alışverişi göstereceğim. Kutu açılımı yapacağız. Siz bu kutuyu hiç açılmamış farz edin arkadaşlar. Bu ürünler sanki tek bir yerden alınmış gibi farz edin. Ben size sadece kutunun açılımını yapacağım. Şimdi hemen bir göstereyim. Yavrularımız da çıkıyor, onları da göstereceğim. Gerçekten çok güzel bir video olacağına inanıyorum. Siz de like atıp abone olmayı unutmazsanız sevinirim. Arkadaşlar gerçekten çok güzel malzemeler aldık. Hemen bir döndüreceğim. Bir tek probiyotiğim gelmedi. Sıvı probiyotiğim. Onu da inşallah bakalım. Beklemedeyiz. Ya bir saniye arkadaşlar, şu ısıtıcıyla şeyi de kapatalım. Evet, şimdi arkadaşlar hepsini kapattık. Isıtıcıyla normal temizleme, temiz hava veren boruların fanı çalışıyordu. Yani o bile benim artık hani kafayı gerçekten rahatsız etmeye başladı. Hani bir yandan konuşuyorum, bir yandan kuşların sesleri derken dikkatimi dağıtıyor. Hani uğultu şeklinde de olsa, çok az bir şey de olsa dikkatimi dağıtıyordu. Evet, şimdi aldığımız malzemeler bunlar. Arkadaşlar neler var neler. Burada yaklaşık bir 450 liralık, 450, 500 liralık var mıdır? Vardır belki de ya. Bilemiyorum artık. Bir 450-500 liralık bir alışveriş yaptık burada kuşlarımıza. Neler aldık? Hemen size aktaracağım. Net bir fiyat veremiyorum çünkü inanın hesaplamadım. Farklı zamanlarda aldım. Kumundan, bakın girit kum falan da var orada az bir şey. Normal bende de vardı. Hepsini şimdi kutulara ayarlayacağım hafta sonu. Bu ne? Şimdi bunu tahmin edin arkadaşlar. Bu kuşların banyolu. Salmanın banyolu. Şimdi yavaştan havalar ısınıyor ya. Ufak ufak diyorum. Hani bir de bunun ufağını alayım bir iki tane. Kafesleri de ara ara koyarım. Güzel de banyolarını yaparlar. En azından bildiğiniz üzere bazı kuşlar sulukta yaparken ben rahatsız oluyorum. Şimdi arkadaşlar bu da aynısı Akyol kardeşlerde satılıyordu. 6 lira mıydı? 6,5 lira mıydı? 7 lira mıydı? Öyle bir şeydi. Ben bunu 4 liraya aldım. Bizim 1 milyoncudan. Vallahi aklıma geldi. Dedim bir bakayım ona, belki vardır diye. Onu da neden almadım bilmiyorum. Bir tane yer mamalığı vardı. O da güzeldi. Almadım ama arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Niye almadım bilmiyorum. O an işteyken sipariş ettim. O da zaten iş yerime geldi. Şu Akyol kardeşlerin poşeti. Yani paketi, pardon, ne poşeti. Paketi arkadaşlar. Bu benim dışarıdan aldığım. Şimdi hepsini grup grup ayaracağım. Siz sanki ben bu kutuyu hiç daha önceden size göre ayarlamamışım gibi düşünün arkadaşlar. Şimdi sıfırdan kutu açılımı yapıyoruz. Biz hiç içinde girer falan bilmiyoruz. Haberiniz olsun. Ona göre. Evet, şimdi açalım. Neler olduğunu siz zaten göreceksiniz. Şimdi arkadaşlar bazılarını bu akşam aldım. Bazılarını hatta bakın hiç açmamışım. Hiç bakmamışım, merak edip. Şimdi bir ton ürün aldım. Diyeceksiniz nereden çıktı bunlar? Neden bu kadar şey yaptım? Ürünün yok muydu? Arkadaşlar tam takır kuru bakır. Vallahi billahi tam takır kuru bakır olduk yani. Burayı görüyorsunuz. Bu ürünlerin çoğu bitmek üzere. Ve bir kısmı da bitti. O yüzden ben de hemen dedim olaya el atalım. Hemen müdahale edelim. Onu da hallettik çok şükür. Mesela benim şu gördüğünüz probiyotiğim boş. Bildiğiniz boş şişe, içinde yok. Gelmedi, sipariş ettim. Sercan Bey bakalım getirecek. Hani dedim size göstereyim en azından. Ondan işte istedim. Probiyotiğim Ataşehir'de arkadaşlar. Ana bayisi. Yani İstanbul içi gittiği bölgeler vardı. Siz kendisine ulaşın, Sercan Şimşek. Ben memnunum. İki türlü kullanıyorum. Hem toz kullanıyorum hem bundan kullanıyorum. İkisinden de memnunum. Şu an şimdi bir problemim yok. Şimdi asıl şu mevzuya bir gelelim. Arkadaşlar asıl mevzu burada. Ben size yavaştan şuradan başlayıp götüreceğim. Heyecanı kaçmasın. Şimdi bu birer birer fiyatlarını da söylüyorum. Bu arkadaşlar bizim banyolumuz. Fiyatı 4 TL. Şöyle göstereyim. Banyoluk olarak kullanacağım. Belki bir tane daha alabilirim. Veya da hani bir tane daha ufağını, bir iki tane daha kafeslere atmak için kullanabilirim. 1.7 litre. Ben de onu boyadım bir de orada. Kalem hoşuma gitmişti. Bir deneyeyim dedim. Buradaki modül ledler. Bunu ben salma için aldım. Tanesi 3 TL. Şu ikisi 6 TL. Bunu kesilmiş şekilde veriyorlar. Yani siz kaç tane istiyorsanız kesip ona göre veriyorlar. Probiyaktif ördüğü arkadaşlar 60 liraydı. 65 liraya emine çıkmış. Bu da arkadaşlar kargo dahil 80 lira ediyor. Bilginiz olsun. Ben şu an hani elden teslim alacağım için 65 liraya alıyorum. Buradaki kumlarımız, şu kumlarımızı arkadaşlar ben kutuya boşaltıyorum. Tanesi şöyle göstereyim. Güvercin kumudur bunlar. Vitasan'ın en iyi marka diyebilirim. Yani bu şeyde kum markalarında güvercin markasının en iyisi Vitasan. Normal kuş kumlarında da gayet iyidir. Yani muhabbet kumlarında. Ben güvercin kumlarını alıyorum. İki tane böyle büyük büyük karıştırıyorum. Hem daha hani mineral bakımından zengin oluyor. Bir de girit kum falan karıştırıyorum. Alırsam ince taneli anasonlu falan alıyorum. Güzel oluyor. Çeşitlendiriyorum yani. Bunların tanesi Vitasan'ların 2,5 TL. Şunun da kilosu, girit kumunda arkadaşlar kilosu
10 TL, 8 TL diyecektim. 10 TL arkadaşlar. Sitede 8 TL'ydi ama onu da neden almadım hiç bilmiyorum. Yani bana arkadaşlar böyle niye almadın, niye etmedin, hani orası daha uygundu gibisinden şeyler yapmayın. Ben inanın nasıl alışverişi, bu alışverişi nasıl yaptım, neye göre yaptım inanın hiç bilmiyorum. Ben günlerce baktım, ettim, araştırdım. Sonra ben mesela bunları sepete ekliyorum ya, bakınıyorum, tam araştıracağım, çat hasta geliyor. Bir boşluk yakalıyorum, bakıyorum. Çat tekrardan bir hasta geliyor. Birisi sesleniyor gel diye. İşte ne bileyim başka biri çağırıyor derken hani benim alışverişim hep yarım yamalak oluyor. Bunları hani neden oradan aldım, niye buradan almadım unutmuşumdur muhtemelen. O yüzden almamışım. İnanın ben bile sebebini bilmiyorum yani. Öyle söyleyeyim. Şimdi ben bizim buradaki abiden aldığım malzemeleri söyleyeyim. Depovit falan satıyor zaten biliyorsunuz. Bu değil arkadaşlar. Şu. Birincisi bu. Benim probiyotiğim. Toz probiyotiğim. Şunun yeni paketi şuradaki arkadaşlar. Yeni paketi gördüğünüz üzere. Bu beyaz, diğeri siyah. Fark eden bir şey yok. Hiç bilmiyorum fiyatını. Gerçekten hiç bilmiyorum ama galiba sitesine, bilmiyorum sitesinde var mı ya? Siz bakın diyecektim de sitesine. 70 lira olması lazım bunun. Bunun 70 lira olması lazım. Bu arkadaşlar Hepakol kullanıyorduk. Karaciğer koruyucu. Bu da aynı şekilde. Karaciğer ve böbrek koruyucu. Kuşlara kür sonrası veriyorum. 1 litre içme suyunu 15 cc. Bunun da fiyatını bilmiyorum. Toplu aldım ya, toplu ödedim. Abi bana göre bir fiyat veriyor. Ona göre alıyoruz zaten. İçindekiler de bunlar. 1 litre 15 cc. Bu benim karaciğer koruyucum. 500 cc'lik kullanıyorum. Bakın 500 cc. Diğeri de 500'ü. Orada bir karşılaştırma yaptım. Bunu aldım. Denemek istedim bunu. Bu da bir karaciğer koruyucu. Bu da arkadaşlar Refarm'ın ürünü. Ben bunu 100 gramlık bir ürün. Açılış diye de yazdım buraya. Bunu bir denemek istedim açıkçası. Çünkü çok fazla hani kullanan gördüm ve beğendiler. Yani kullananlarda. Ben de bir denemek istedim. Bazı hani takımlarımda farklı denemeler yapacağımı söyleyebilirim bu ürünlerle. Bunun fiyatı 20 TL. Akyol kardeşlerden aldım. Bu bizim Calcilux. Bildiğiniz arkadaşlar şuradaki Calcilux. Ben 150 gramlık istedim ama bunlar bana muhtemelen büyük bölünmüş paketten yolladılar. Hiç önemli değil. Buna aktarır. O kabı kenara koyarız. Bunun aynısı arkadaşlar. Aynı 150 gram. O da 150 gram. Aa, bak üzerine zaten yazmışlar tarihini falan da. 2025'e kadar vakti var. Bunun da fiyatı ne kadardı? 85 miydi? 90 miydi? Neydi? Akyol kardeşlerden aldım. Şunu denemek için aldım. Ne yalan söyleyeyim. Çok dikkatimi çekti. Bir güvercin markası. Bunun fiyatını da bilmiyorum. Toplu şekilde bizim abiden aldım. Fiyata dahil bu da. Bunun içindekine söyleyeyim. Bu da vitamin. Gördüğünüz üzere güvercinlere kullanılan bir vitaminmiş. Ben hani şey düşündüm, Depovit'in bir markası mı acaba değil ama değil muhtemelen. Neredeymiş bunun şeyi de? Türkler elindeymiş, baba eskideymiş. Ana bayisi. Yani bilmiyorum, ben çok merak ettim. Vitamin, benimkilerin yanında hani bir alayım bir deneyeyim dedim. Gördüğünüz üzere içindekiler de burada gözüküyor. Toz vitamin. Toz, bildiğiniz toz. Denemek istediğim için aldım. Hobi Aminovit bir arkadaşlar aşırı derecede pahalanmış. Değmeyeceğini düşündüğüm için buna geçmek istedim. Bunu denemek istedim. Depovit'in aynı şekilde. Ben Depovit ürünlerine çok güveniyorum. Neden bilmiyorum. Depovit arkadaşlar bir güvercin markası ve güvercinlerde kullanılan ürünler muhabbet kuşlarında bir tık daha etkili oluyor. Ben bunu gördüm. Ya bunu da hep söylerim. Şu anda zaten şöyle söyleyeyim. Şurada gördüğünüz çoğu ürün, mesela Rönfilik bir güvercin markası, Natural bir güvercin markası, güvercin ürünleri öyle söyleyeyim, markası demeyeyim de, güvercin ürünlerinin markası, Depovit aynı şekilde güvercin ürünlerinin markası, ne bileyim Natural, bunlar hep güvercin ürünlerinin, Verselega, bakın güvercinlere özel ne kadar çok ürünü var. Bunlar hep arkadaşlar, hep demeyeyim de, %90'ı, 80-90'ı hep güvercin ürünleri. Muhabbet kuşçu, kuşu işi yapanlar, muhabbet kuşlarının işini yapanlar arkadaşlar, üreticiler genelde güvercin ürünleriyle de kuş besliyorlar. Zarar verir mi? Vermez. Dozunu ayarla, zarar vermez. Vitamindir. Vitamin arkadaşlar kuşa zarar vermez doz aşımında. Kullanın, problem olmaz ama aşırıya da kaçmayın. Ne demişler kullanımına? 1 litre suya 2,5 cc. Gayet güzel.
1 litre suya 2,5 cc kullanın arkadaşlar. 500 cc'lik bir ilaç galiba bu. Evet, 500 cc gayet de iyi. Aynı de şeyle, Hobi Aminovit B ile aynı şeyde. Sanırım cc olarak bir bakalım hemen. Dediğim gibi bunun da fiyatını bilmiyorum. Evet, bu da gördüğünüz üzere 500 cc. Yani arkadaşlar üründe herhangi bir şekilde boyut farkından dolayı hani cc'lerde bir sıkıntı olur mu gibisinden düşünmeyin. Aynı bu cam şişe. O bildiğiniz şu Probiactive Earth'ın şişesinden bakın. Görüyorsunuz. Gördüğünüz üzere. Evet, onun dışında bunlar biri sağlık tohumu, diğeri kuş toprağı. Genel anlamda kuşlara ben biliyorsunuz hep sağlık tohumu veriyorum artık. Bir süre öncesine kadar vermiyordum ama artık veriyoruz. Bayağı da bir süre geçti üzerinden. Bu aldığım sağlık tohumu Versailles Lagan'ın. Ben bir yine aynı şekilde 1 kilogramlık paketinden gelir diye düşündüm ama ben 1 kilogram aldım. Bunun da fiyatı arkadaşlar, poşetini böyle yırttığıma bakmayın, dökülüyor vallahi o yüzden. Bunun içine koymuşlar ama haklı koymuşlar. O yüzden kusura bakmayın görüntü için. Ben bunu iş yerinde biraz parçaladım. Akyol'dan aldım. Kilosu 30 TL'ydi diye hatırlıyorum. Şöyle. Akyol kardeşlerden. Kilosu 30 TL. Bakın nasıl dökülüyor, görüyor musunuz? Hani o yüzden bu poşette kalması en hayırlısı. Birazdan ben hemen geçireceğim zaten kutusuna onu. Ama adamlar da öyle bir yapıştırmışlar ki sağ olsunlar. Bu da son olarak bizim organik kuş toprağımız. Sonrasında size hızlı hızlı yuvaları da göstereceğim. Ben yine 3 litre şeklinde aldım. Bunun da fiyatı arkadaşlar 3 litresi 25 TL. Bütün ürünlerimiz zamlardan nasibini almış. Arkadaşlar görüyorsunuz üretim hiçbir şekilde kolay değil. Emek istiyor, zaman istiyor, masraf istiyor. Yani hep ilgi istiyor. O yüzden lütfen bu emeklerin karşılığını verecek şekilde sizden hani en azından geri dönüş beklerim ben. Neden diyeceksiniz şimdi buna da? Arkadaşlar hani benim amacım burada nedir? Sizlere bilgi vermek ki ben bu işi hobi amaçlı, üzerine bir de masraflarını çıkartmak için mecburen bu işin satımını da yapmak zorundayız. Neden? Bu hayvanın masrafı nasıl çıkacak? Mecburen yavrusunu vereceksin ki çıkacak. Hani bu kadar kuş da evet hobi ama bir süreden sonra maddi açıdan çok fazla zorlar. Haliyle bu masrafları karşılayabilmek adına da bunların yavrularından olsun, kendi anaçlarından olsun ufak çaplı ticaretini de yapmak durumunda kalıyoruz. Ne kadar ticaret denilebilirse tabii ki de buna. Ağırlığımız hobi olarak. Ve bazı insanlar maalesef bize şunu söylüyorlar. Ama şu kadar olur muymuş, bu kadar olur muymuş. Benim iş yerinden arkadaşım mesela kuşları hiç sevmez. Sadece hani doğa kuşlarını seviyor. Saka olsun, hani bu isketeler falan olsun. Onları seviyor. Kanarya, düz gagaları seviyor. Ama muhabbet kuşlarını falan hiç sevmiyor. Öyle ki sultan papağanı deme. Sebebi de şudur arkadaşlar. Hatta ben bu sırada şeylere göstereyim. Komşusu adam sultan papağanının sesinden rahatsız olmasına rağmen kendisi de besliyor. Hani besliyormuş. Her sabah aslında bunu uyandırırlarsa bu adam da hani kuştan nefret eder. Haliyle diyor ki ben sultan papağanlarını hiç sevmiyorum. Muhabbetleri de hiç sevmiyorum diyor. Ama düz gagalara bayılıyor. Haliyle arkadaşlar yani bu adam kuşun değerini bilmiyor. Hani buna ne kadar emek verildiğini, bu emeğin gerçekten hak edip hak etmediğini ya da ne bileyim bu fiyatı hak edip hak etmediğini farkında değil. O yüzden sizden ricam, siz en azından izliyorsunuz, biliyorsunuz. Biz mecburi olaraktan dediğim gibi bu hobiyi ilerletmek amacıyla bu şekilde ticaretini de yapmak durumunda kalıyoruz. Emeklerimizin karşılığı açısından en azından dediğim gibi videomuzu beğenip like atarsanız sevinirim. Gerçekten çok büyük bir emek var. Şu ilaçları alabilmek için, yani ilaç dediğim katkı maddelerini alabilmek için bile 1,5 günümü harcadım. Öyle söyleyeyim size. 1,5 gün gitti. Gidip öyle almayla bitmiyor arkadaşlar. Adam mesela gelmiyor dükkanına, onu bekliyorsun. Ödemeyi yapacaksın, kime yapacaksın? Aşağıdaki adam anlamıyor, mecburen diğerini bekliyorsun derken bir ton tantana. Evet, burada kızım ikinci yumurtladı. Biraz aksattı ama dediğim gibi araları açık olduğu için aksatıyorlar. Tam böyle hani kafeslerin araları kapalı olsa çok güzel olacak. Bu iki takımın altı boş zaten, hiç ellemiyorum onları. Aslında şu arka tarafa dönmek istiyorum ben mi? Maşallah gayet iyiler. Allah nazarlardan saklasın ya. Allah'ım yarabbim, tıka bak. Şimdi size güzel videolar da geliyor. Editlemeye çalışıyorum. Bu kadar koşturmacada unutmamaya çalışıyorum. Görüyorsunuz arkadaşlar dışkıları falan. Temiz beyaz dışkı. Bunların hepsi bakımlı oldu. Evet, bizimkilerde bir ara dışkılarda bozulmalar oldu. Ölümler oldu.
ne bileyim sıkıntılar yaşadık ama bu genel anlamda bir mevsimde patlak veriyor mesela, ondan sonraki hemen aylarda toparlıyoruz, düzeltiyoruz. Ya da ne bileyim bir ara ilk raponları falan aldığımda bayağı problem yaşamıştım hastaneye başladığım dönemde. O zaman gerçekten bana bir sıkıntı çıkartmışlardı ama şu an mesela çok şükür gayet iyiler, görüyorsunuz. Ara ara bu tarz problemleri yaşamamak için bakımını çok sağlam tutmanız lazım. Ben mesela o zaman aksatmıştım, çok fazlası ölüm olmuştu. Evet maşallah, burada iki tane rainbow yavrumuz var, bir tane diğer yuvada var. Bakayım başka rainbow'umuz var mı? Başka yok herhalde. 3 tane mi 4 tane mi maksimum rainbow var işte şu an büyüyorlar. Bir tane de bakın şurada rengi değişmiş, görüyor musunuz? O da çıkacak, sabaha karşı çıkar herhalde ya da yarın gündüz çıkmış olur diye düşünüyorum. Burada bizim bir tosunumuz var. Tipe bakar mısın şunu? Şunun tipe bak şunun. Allah'ım ya Rabbim. Tipe bak. Aha, tipsiz. Vallahi çok güzelsin ya. Şimdi arkadaşlar bu yavrumuz da gidecek. Ya kardeş ölmeseydi vallahi aklım onda kaldı. Neyse. Buraya bir gelelim. Neler var neler yok. Maşallah maşallah maşallah. Şimdi videomuz biraz uzun olacak. Beslemiş. Kırmızı gözler burada ağırlıkta. Son bir kırmızı göz bebişimiz kaldı. O da çıksın, daha da güzel olacak. DF'ler zaten çıkmaya devam ediyorlar. Dolu olan yuvalıkları gösteriyorum bu arada. DF'ler çıkmaya devam ediyorlar. Annemiz babamız ikisi de ağzı burnu mama olmuş. Besliyorlar. 4 yumurta da burada kaldı. Pardon 4 tane rainbow var. Aynen. İnolar 5 tane. Çekler de sayısını bilmiyorum. Çeklerin sayısını bilmiyorum, yalan olmasın. Ama rainbow 4 tane var. Bir tane bu takımın, 2 tane bu takımın, bir tane şu arkadaki takımın, toplam 4 tane rainbow'umuz var. Şu an büyümekte olan. Burası boş, burası dolu. Hemen bir bakalım. Sonrasında videomuzu kapatacağız çok fazla uzatmadan. Burada 2 tane, pardon 3 tane jumbo yumurtamız var. İkisi bunlara ait, biri arka taraftakilere ait. Bir tane çek, 2 tane çek. Bir tane cleavinglerin, bir tane de parçaların 2 tane çekimiz var. Bunların altta boş arkadaşlar. Arka tarafı zaten gösterdim. Ürünlerimizi gösterdim. Hemen dedim hızlıca yuvalıkları da bir açalım. Ufak tefek bir ayarlama yapmak durumundayız. Biliyorsunuz ben geçen haftalardaki nöbetlerim olduğundan kaynaklı olarak maalesef çok fazla şey yapamamıştım. Bir de kağıt falan da gelmemişti. Ama şu anda hepsi tam. Malzemelerimiz tamam. Artık bundan sonra işlerimizi yoluna koyma zamanı. Ama arkadaşlar dediğim gibi kuşlardan da göndermek durumunda olduklarım var. Mesela şu fallolu göndermek zorundayım. Birazdan sulukları değiştireceğim. Mamalarını tekrardan tazeleyeceğim. Yine bitirmişler. Dediğim gibi hani acilen mesela fallow'un gitmesi lazım. Birkaç tane takımımı ayarlayayım ki ona göre kendimi dengeleyebileyim. Mesela şunlardan yumurta alıp göndermek o kadar çok istiyorum ki ama nasip olur mu onu bilemiyorum. Rainbow'ları zaten beklemedeyiz şu an. Japoneslerde sezon sonu diye düşünüyorum ama bakalım. Evet bugünlük benden bu kadar. Ortalığı bayağı bir dağıttık. Umarım beğenmişsinizdir yeni ürünlerimizi. Emeklerimize karşılık like atıp abone olmayı unutmazsanız da sevinirim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.